Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizga ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib chiqarishimiz. Qinamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Xitoy toshpolat tiyib haqida ma'lumot berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq mutaxassislarining kuchishi bilan Xitoy rejimi ataqliq Uyg'ur ziyolisi toshpolat tiyib haqida qisman ma'lumot berib, uningga maxfiy sud ochib o'lim jazosi berganligini inkor qildi. Juma kuni Xitoy markaziy televiziya kanali qisqa film tarqitib, g'arb taratqullari Sharq Turkiston haqida fitna ig'vo tarqitvotdi deb ayibladi. Germaniya ovozi to'g'rida xabar qilinishicha, Xitoy diplomatiya ministrligi juma kunidagi bayonotida mundaq degan: "Tashpolat deyib xiyonatchilik, poraxo'rlik jinoyati bilan tekshirilyapti. Uning huquqiy qonun bo'yicha qo'g'daldi." Xalqaro kechirim tashkilotining e'lon qilishicha, Tashpolat Tayyib 2017-yildan beri izdiraksiz yo'qolib ketgan bo'lib, davlatni parchalash jinoyati bilan sotlangan. Bu tashkilot uning maxfiy ham adolatsiz sudda o'lim jazosiga hukm qilinishidan izchil andisha qilib kelgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq mutaxassislari 26-dekabr payshanba birlashim bayonot e'lon qilib, Xitoy rejimini Tashpolat Tayyibning qamalgan joyini oshkorlashga va oilasidagilarning u zotni yo'qlishiga ruxsat qilishga chaqiriq qildi. Frankfurt gazetasining 10-ayning oxirida e'lon qilgan Sharq Turkiston haqidagi maqolasida qayd qilinishicha, Tashpolat Tayyib 2017-yili yig'in munosabati bilan Germaniyaning Berlinga bormoqchi bo'lgan bo'lib, yo'lga chiqishdan burun izdiraksiz yo'qolib ketgan. Uzun o'tmay Xitoy tarafining tashviqotida 87 ziyolining Uyg'ur til darsligiga zaharlik mazmun qo'shgan deb tutilganligi bayon qilingan. Navbatda professor Tashpolat Tayyibning Amerikadagi inisi Nuri Tayyib Xitoy doiralarining Tashpolat Tayyibga qaratgan ayiblashlarini rad qildi. Uning ta'kidlashicha, aksining cheriklik qilishi yoki pora olishga chetilishi mumkin emas ekan. Nuri Tayyib bu so'zlarni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining 27-dekabr e'lon qilgan Tashpolat Tayyib haqidagi so'zlarga qarata aytgan. Xitoy yana ko'ni hilisini ishqa soldi. Xitoy doiralari 9-dekabr Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning butunlay qo'yib berilganligini aytib, yolg'on so'zlagandan keyin xalqaro tashkilot va faoliyatchilar buningga keskin inkos bildirdi va "Texchi uchur yo'q" nomliq hashtag faoliyatini boshladi. Bu faoliyat xalqaroda zo'r turkumdagi kishilarning qo'llashiga erishgandan keyin, Xitoy doiralari bu ovozlarni besiqtirish va xalqaroning ko'zini bo'yash uchun yangidan film ishlab tarqatdi. Filmda chat aldagi bir qism aktiv faoliyat qilayotgan urug' tuqqanlarning surishchisini qilayotgan shaxslarning urug' tuqqanlari ziyorat qilingan bo'lib, ular filmda o'zlarining xotirjam yashayotganligini, atalmish tarbiyalanish markazida texnika o'rganib chiqqanligini, chat aldagilarning fitna ig'vo tarqatmasligi kerakligini aytishga majburlangan. Bu qisqa film Xitoy taratqullarining chat aldagi ijtimoiy uchur vositalaridagi sahifalariga qo'yilgan. Shundaqla e'lon berish usuli orqali dunyoning har qaysi joylaridagi texnika ko'p kishilarga tarqatgan. Xitoyning majburiy yolg'on guvohlik belgizish hilisi uzun yillardan buyon davomlashib kelgan bo'lib, aktiv faoliyat qilayotgan bir qism shaxslar chat aldagi Uyg'urlarni Xitoy taratqullarining sahifalariga ko'plab inkos qoldirib, dalil isbotlarini keltirib, raddiya berishga chaqiriq qilmoqda. Mahatir Muhammad Uyg'urlarni hargiz qaytirvatmaymiz dedi. Xabariyati to'rining tunigungi xabarda bildirilishicha, Malayziya bosh ministri Mahatir Muhammad Uyg'urlar haqida to'xtalib, Malayziyada panohlik tilagan Uyg'urlarning hargizmi qaytirilmaydiganligini ta'kidladi. Bosh minister Mahatir Muhammad Malayziya parlament yig'inda o'qituvchi partiyalarning Uyg'urlar haqida so'ragan savoliga javob berib, Uyg'urlarni o'z ichiga olgan musulmonlarning dunyodagi o'xshamagan joylarda bostirishga uchrayotganligi e'tirof qilinishi kerak degan. U Xitoyning zulmidan qochib Malayziyaga panohlik tilab kelgan Uyg'urlar haqida to'xtalib, Uyg'urlar Malayziyaga kelib panohlik tilagan ahvolda Xitoydan talab kelgan taqdirdami ularni hargiz qaytirvatmaymiz deb javob berdi. Mahatir Muhammadning bu so'zlari muhojiratdagi Uyg'urlarni xushol qildi. Shundaqla ijtimoiy uchur vositalarida keng ko'lamda uningga bo'lgan rahmatini bildirdi. Malayziya va Hindoneziyada Uyg'urlarni qo'llab keng ko'lamlik namoyishlar o'tkazildi. 27-dekabr kuni Hindoneziya va Malayziya qatorliq musulmonlar nufusi ko'p sonlikni egallaydigan ikki cho'ng davlatda uyushtirilgan zo'r ko'lamlik namoyishlar, shundaqla Malayziya parlamentidagi Uyg'urlar haqidagi talash tortishlar axborotni keng g'ulg'ul qo'zg'adi. Malayziya musulmon yoshlar harakat tashkilotining boshlig'i Muhammad Faysal Abdul Aziz muxbirlarga bayonot berib, tuvandiklarni bayon qilgan.
Biz Xitay rejimini Malaysiya xalqining va xalqaro jamoatning ovoziga quloq solib, Uyg'ur musulmonlarini va boshqa musulmon xalqlarga ziyonkashlik qilishni to'xtatishini umid qilamiz. Xitay rejimining Uyg'urlarga qilayotgan muomilasini bilamiz. Biz u yerda bo'layotganlarni bilib turibmiz. Xitay rejimi bizga ahmoqdek muomila qilishdan voz kechishi kerak. Biz ahmoq emas. Biz bu yerga chiqishdan avval Birlashgan Millatlar Tashkilotining bu vaqtdagi dokumentlarini ko'rdik. Boshqa kishilik huquq organlarining dokumentlarini ko'rdik. Xitay rejimi tarqatgan rayondagi diniy siyosatlarga oid moddalarni o'qidik. Bizning Uyg'ur do'stlarimiz bor. Biz ularning dardini bilamiz. Shuni biz hamma kishini Xitay rejimining tashviqotlariga ishonmaslikka chaqiramiz dedi. U so'zini davom qilib, dastlabki Xitay elchixonasiga nota topshirishni talab qilganligini, Xitay elchixonasi dastlabki buningga qo'shilgan bo'lsa-mu, ammo keyin so'zdan yenib olganligini bildirdi. Shundaqla u Xitay rejimining bu harakatini nomardlik deb tanqidlab, milliardlarcha nufusi bo'lgan dunyoviy cho'ng Xitay davlati kichik bir davlatning vakillari bilan uchrashishga jur'at qilolmadi dedi. 27 dekabr kuni yana Indoneziya poytaxti Jakartada minglab kishilar qatnashgan keng ko'lamli namoyish o'tkazildi. Birlashma agentlik tarqatgan xabarda aytilishicha, shu kuni minglarcha namoyishchi amma Xitay elchixonasiga qarab yurish qildi. Xitay elchixonasi bo'lsa qattiq muhofazat ostiga olingan bo'lib, Uyg'urlarni qutqizaylik degan xat besilgan bosh lentalarni taqib olgan namoyishchilar Sharqi Turkistonning ayul tuzliq ko'k bayroqlarini ko'tarib namoyish qildi. Namoyish maydonida Uyg'urlarga erkinlik, kommunist Xitay, fashist Xitay, Xitay chiqib ket degandek shiorlar to'landi. Va shundaqla Xitay rejimining Uyg'urlarga yurgizayotgan barliq ishg'ol va besim siyosatlariga qat'iy qarshi turamiz dedi. Indoneziyadagi bu namoyishga yana Markaziy Turkiyaning Qaysari shahridagi Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati raisi Septim Turk apandi qatnashib, namoyishchi ommaga so'z qildi. Shundaqla Indoneziya xalqiga minnatdorligini ifoda qildi. Ma'lum bo'lishicha, dunyodagi eng ko'p musulmon nufusiga ega bo'lgan Indoneziya, garchi bu masalada Xitoyni xop qilib qo'yishni bek xohlamasimi, ammo Indoneziyadagi bu namoyishda namoyishchi omma hukumatni bu masalada harakatga o'tishga chaqirdi. Berlindagi Xitoy elchixonasi oldida zo'r ko'lamli namoyish o'tkazildi. 27 dekabr Xitoyning Berlindagi elchixonasi oldida Uyg'urlar va Turklarning birlashma zo'r namoyishi elib berildi. Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi bilan Germaniya poytaxti Berlindagi Turk tashkilotlarining ishtirokida 27 dekabr Xitoy elchixonasi oldida keng ko'lamli namoyish elib berildi. Namoyishga Myunxen va boshqa shaharlardagi bir qism Uyg'urlar ham berib qatnashdi. Bu qatimqi keng ko'lamli namoyish Sharqi Turkistonning Istiqlol marshi bilan boshlandi. Berlindagi Turk tashkilotlari Uyg'urlarni qo'llash, Xitoyning jazo lagerlari siyosatiga qarshi turish yuzasidan elib berilgan bu qatimqi namoyish uchun Turkiyadan 1000dan ortiq Sharqi Turkistonning ayul tuzliq ko'k bayrog'ini yostib akelgan bo'lib, bugun Xitoy elchixonasining oldi ayul tuzliq ko'k bayroqlar bilan to'lib tashdi. Namoyish muqaddimasida Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dulqunaysa apandi nutq so'zlab, Xitoyning jazo lagerlari va Sharqi Turkistondagi umumiy qabohatlik vaziyat to'g'risida ma'lumot berdi. Uning so'zidan keyin Turk tashkilotlari rahbarlari nutq so'zlab, Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini qattiq ayibladi. Xatar ostidagi xalqlar tashkilotining Berlindagi mas'uli Stefan apandi so'zida, "Men Germaniyada Uyg'urlar uchun buncha ko'p kishining maydonga chiqib, haq tarafda turganligidan haqiqatan ta'sirlandim. Xitoy Uyg'urlarni dunyoning ko'z oldida yutibatmoqchi bo'lgan edi. Ammo dunyo buningga qarshi irodasini ifodalayotdi" deganlarni tilga oldi. Yalovadagi Panjin bog'chisi Sharqi Turkiston bog'chisiga o'zgartirildi. 25 dekabr kuni Turkiyaning Yalova shahrining boshlig'i Vafa Salman apandi Twitter orqali Xitoyning Liaoning o'lkasi Panjin shahri bilan bo'lgan do'stlik munosabatini o'zgarligini e'lon qilgan edi. U mazkur yozmasida qimmatlik yurtdoshlarim, qimmatlik Yalovaliklar, Yalova shahrlik hukumat jumladan men Yalova shahrining boshlig'i bo'lish sifatim bilan Xitoyning Sharqi Turkistondagi qarindoshlarimizga elib berayotgan zulmiga norozilik bildirish uchun Xitoyning Panjin shahri bilan bo'lgan qarindosh shahar munosabatimizni uzdik. Men bundan keyin hech qanday faoliyatimizga Xitoylarni taklif qilmayman. Menmi ularning faoliyatlariga ishtirok qilmayman. Sharqi Turkistonliklar erkin turmushga erishmaguncha Xitoy bilan do'st bo'lmaymiz degan edi. Yalova shahrining boshlig'i Vafa Salman apandi mazkur qarorni chiqargandan keyinla buyruq tushirib, Yalova shahar markazidagi Panjin bog'chisining ismini Yalova Sharqi Turkiston bog'chisi deb o'zgartgan. Bog'chining ichidagi Xitoy Panjin bog'chisi degan xat yozilgan marmar toshning ustiga Yalova Sharqi Turkiston bog'chisi degan xatlarni o'ydirgan.
bu taş abidinin üstüge yana Şarkı Türkistan'nın ayıltuzluk kök bayrağının sürtünü çürgen. Yalovamız Çikitkom Tor gezisinin 26 dekabr kündeki sahanda elan kılınan bu aktiki haberge asaslanğanda 26 dekabr günü Yalova şehirde Xtay'a lanet okuş temizde namayışma ötküzüldü. Türkiye Kadırlar Uyuşması Yalova Şöbesi Ülke Ocaklar Teşkilatı Yalova Şöbesi Katarlık Teşkilatlar tarafından uyuşturulgan bu namayış katnaşkan kişiler kolu da ayıltızlık kök bayrak bilen Türkiye bayrağını kötürgen halda Xtay'a karşı şuar dolap Gazi Paşa koçüsü yürüyüş kıldı. Ahırda Şarkı Türkistan bağıçısının aldıda metbuat bayanatını okudu. Bayanata Xtay'nın Uyghurlarga elip berip atkan besim siyasetini ayıplaş bilen birlikte Türkiye hükümetini Uyghurlarga ege çıkışka çakırdı. İstanbul'da Türk Dünyası Mesleğet Yığını açıldı. 27 dekabr İstanbul'da Türk Dünyası Mesleğet Yığını açıldı. Yığını Kırım Türklerge yardımlaşış cemiyeti teşkilligen bulup, yığında Türk Dünyası'nın kün tertibindeki meseleleri muhakeme kılındı. Yığında Şarkı Türkistan halkıge vakaleten Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti Muavin Reisi Jurnalist Musacan Er, İsa Yusuf Alıptekin Vakfı Reisi Doktor Ömer Kul iştirak kıldı. Yığında Milletçi Hareket Partisi İstanbul Şöbe Reisi Brol Gür Efendimo iştirak kıldı. Yığında Şarkı Türkistan'dan hazırkı vaziyet ehvali muhim kün tertifke keltirildi. Hong Kong'da yeni yıl harpisi başlanan keng kölemlik namayış devamlaşmakta. Hong Kong valisi Carrie Lam, Seyşembe günü akşamı Rojisva harpisi hükümetke karşı namayışını başlayanlarını tenkit kılıp, tebrikleş muhitini buz diye diyen idi. Carrie Lam bayanatı da bir grupu pervasız, şehsiyetçi asilarının kanunsuz faaliyetleri pekatlı tebrikleş muhitini bozup kalmasın, yerlik soğudu sanayicilerimiz selbi tesir görsetti. Hükümet kanun intizamını kogdaş ve Hong Kong'da hatırcamlıkını işe aşırış için kolidin kilişçi tırışallık görsüldü diyen idi. Hong Kong'da Rojisva bayramı harpisi ötküzülgen namayışlarda sakçılar bilen namayışlar arasında şiddetlik tokunuş yüz vermekte. Yüzlerce maske takıp alan bazı namayışçılar sakçı abdumabıllarga ve sakçı ponkitlerga molotov yani benzin kaçılanan şişe attı. Hem de katnaş çıraklarını sundurup yolunu katnaştın tosuvetti. Namayış çariyanda derizleri çekilgan bir bank şöbesinin kiriş eğizdimi ot gitiş vakası yüz verdi. Şarkı Türkistan meselesi İslam ellerde kün tertifke gelmekte. 27 dekabr El Cezire Toru'nun haberde malum buluşa Şarkı Türkistan meselesi İslam ellerde kün tertifke gelgen bulup, birkaç İslam devleti de Xtay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüz vatkan Uyghurlarının dini ve medeniyetini yoktuşku urnu siyasiye karşı namayışı ötküzülgen. Tünügün Cümə namız dinkin Hindonezya ve Malaysiya'da kan kölemlik namayışı ötküzülgenin sırt yana, Dünya Müslüman Alımlar Birliği Reisi Ahmet Reisuni Şarkı Türkistan Müslümanları hakkında toxtulup, Xtay Uyghur Müslümanlarının akidesini vazgeçtiriş için her xil katlıq bastırış vasıtlarını iş kısalmaqda. Xtay Şarkı Türkistan Müslümanlarının akide itiqadını ve medeniyetini yoktuş için lagırlarını təsis kılıp, netçi milyon kişini tutkun kıldı digerlerini bildirdi. Ahmet Reisuni söz diyene barlıq İslam dünyası bilen xalqara cemiyetinin Xtay mallarını baykut kılıştın başlap, barlıq vasıtlarını iş kısalıp, Xtay'nın irqi qırgıncılık harektiğe karıştırışkı çakırdı. Tünügün yana Mescid-i Aksa'daki Cuma hutbesi de Şarkı Türkistan halkının Xtay tarafından katlıq bastırılgallıkı otturuğu koyuldu. Mescid-i Aksa'nın hatibi Yusuf Ebu Hüseyniye Cuma hutbesi de Şarkı Türkistan halkının hazırkı vaziyeti hakkında toxtulup, Şarkı Türkistan'daki qeyrindaşlarımız Xtay tarafından bastırılıvadıdı. Xtay Şarkı Türkistan'da Kur'an-ı Kerim'ni köydürdü. Xtay İslam ve Müslümanlarga can eylan kılıvadıdı. Müslümanlar qiyin qıstaqı duş kılıvadıdı digerlerini otturuğu koydu. Şundaqla Müslümanlarının tüncü kıblesi bolgan Mescid-i Aksa'da xubtan namızdinkin Uyghurlar üçün Allah'a yalvurgan halda təsirlik dualar kılındı. Ve Uyghurlarının beşiği kelgen bu musibetlik küllerinin kötürülüp getişi, Xtay'da cavuzçilerinin Uyghurlarga elip berip atkan vahşi bastırışlarga karşı Allah'ın Uyghurlarga küç berişini, intikam eliş porsti berişini tilep, köz yaşları içi de dualar kılındı. Oh.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arası kibarlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.